Şimdi size Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ortaya koymak için bir tablo göstereceğim. Bu tabloyu gösterdiğimiz zaman da kanaatinizi iyice almak isterim. Şiddet, geçim sıkıntısı ve geleceksizlik, beyaz göç hız kesmeden sürüyor. Evet, hep şöyle bir sosyal medyada slogan gördük. Ben gidiyorum, Türkiye bir hekim kaybediyor, ben bir yeni hayata başlıyorum. Orada hekimlik yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Bu bile belli değil diyor hekimler. Dahası Türkiye içerisinde bence en az bunun kadar tehlikeli olan, belki de daha fazla tehlikeli olan yeni bir durumla karşı karşıyayız. Yurdumuzun daha az olanaklarının olduğu bölgelere hekimler artık gitmek istemiyor. Çünkü can güvenliği sorunu var. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bir şey daha söylemem gerekir. Piyasalaşan, altını çizmek istiyorum. Piyasalaşan sağlık hizmetleri karşısında hekimler artık kendi can güvenlikleri kadar iktisadi koşullarının da iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Son 5 yılda yurt dışında çalışmaya gidenlerin sayısı 6 kat artmış. Yurt dışına gitmek için başvuran hekim sayısı 2012 yılında 59 iken 2022 yılının ilk 6 ayında 1200'leri aşmış durumda. E, şuraya bakın e, 2013'ten 2022'ye kadar gelmişiz. Birinci veri bu. Devam ediyoruz bu meseleye. E, sadece Haziran ayında 229 Ekim'in başvuru yaptığı bir ortamdayız. Türk Tabipler Birliği ikinci altı ayda sayının 1700 lira aşmasını e, bekliyor çünkü artış devam ediyor. Yurt dışına kaçışın daha doğrusu e, gitmenin diyelim tercihin aslında yurdundan kaçmak isteyen insanlar değil bunlar. Önemli nedenleri arasında 36 saati bulan nöbetler, iş yükü, değersizleştirilen meslek, düşük ücretler ve sağlıkta artan şiddet yer alıyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu maddelerde eminim ve inanıyorum. Ailemde hekimler olduğu için de biliyorum. İnsanlarımıza 36 saati bulan nöbetler mi, iş yükü mü, yoksa ücretler mi sizi en çok ülkeden bu koşullardan soğutuyor? Yoksa mesleğinizin artık tamamen değersiz bırakın vasatı sıradanlığı neredeyse bayağı toplumun en altındaymış muamelesi görmesi ve şiddet mi sizi mesleğinizden kopmanıza, yurdunuzdan gitmenize neden oluyor deseniz inanın bana hekim olan insanlar açısından büyük oranda iktisat ve iş yükü ve nöbetler gelmeyecektir. Benim bile bildiğim Türkiye'deki hekim çoğunluğu ve ahlakı insanların can kurtarma duygusu, hizmet verme, insana hizmet etme duygusu ve bu önemli bilim dalında olması açısından son iki madde hekime duyulan saygının tamamen ortadan kalkması, bir takım kabzımalların bu arada şunu söyleyeyim kabzımallara mesleki olarak hakaret etmek anlamında söylemiyorum. Bu meslekten gelmedikleri için hem okullar yapıyorlar örnek olarak söylüyorum gerçekten kabzımal olan bir göz hastanesi sahibi de var o yüzden söylüyorum. Hekimlerin başına oturtuyorsunuz nasıl üniversitelerde sadece parası olduğu için koskocaman bilim insanlarını ahkam kesen tipler varsa buralarda da hekimleri bir maraba gibi bir köle gibi görenler var ve hekimi halka hizmet etmeyi onurlu bir yurttaş olmak yerine bir hizmetçi ki hizmetçilik Son derece kötü bir kavram, bir köle haline getiren bir sistemden söz ediyoruz. Bunlara bile katlansa, can güvenliği olmuyor insanların, çoluğunun, çocuğunun geleceğinden kuşku duyuyor. Peki biz bugüne, peki biz bugüne rastlantısal olarak mı geldik? Peki biz bugüne, peki biz bugüne acaba bir ideolojik sebeple gelmedik mi? Bakın, hep şunu söylüyorum, insanlar bir türlü anlamak istemiyorlar. Hayattaki her şey ideolojidir. İdeoloji nedir? Öğreti. Yani yaşamı nasıl algıladığınız, yaşamda nasıl davrandığınızdır. Ahlaki ölçülerinizdir, vicdani ölçülerinizdir, insana bakışınızdır, ekmeği bölüşmenizdir. O yüzden bu çerçeveden baktığınızda her söz bir anlayışı ifade eder. Sayın Cumhurbaşkanı bence tam da bu bağlamda kendi anlayışını net bir şekilde ortaya koydu. Önce birinci sesi dinleyelim, sonra ikinci sese geçeceğiz. Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz. Şimdi Allah aşkına neresinden tutayım da ben düzelteyim. Sayın Erdoğan prompterden okumadığı zaman Akan Yazı'dan okumadığı zaman öfke kontrolünü sağlayamayan bir lider. Hayatın başka alanlarında da bunu defalarca gördük açık söyleyeyim. Şimdi burada biz. Kimin ülkesinden kimi gönderiyorsunuz? Kime e, bu anlamda e, öfkeyle sesleniyorsunuz? Bu bir. İkincisi ve bence çok daha e, vahim olanı şu. Siz ülkenizin çıkarlarını düşünmek zorundasınız. Ülkenizin en önemli çıkarı da insanların sağlığını iktisadi olarak da yetişmiş insan olarak da güvence altına alabilmek. Devletin başı hadi kardeşim buyurun gidin diyen değil e, ne işiniz var, ne derdiniz var, ne sıkıntınız var. Koşullarınız nedir diye onları muhatap almakla yükümlüdür aslında bizde değil de dünyada öyledir. Yani he, milletin hizmetkarıyız e, diyen bir e, anlayıştan geldiğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı gerçek milletin hizmetkarı olan bunu yürekten yapan insanlara kapıyı gösteriyor. Tabi tablo böyle olunca geri e, adım da attı ama işte iş işten geçmiş oluyor. O söylenenler saldırganlara zemin hazırlamış oluyor. Bakın sonra ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Sağlık sektöründe de gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin de çok uzak olmayan bir gelecekte istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum. Siyasi liderler konuştuğu zaman bu ikinci söyledikleri e, aklında kalmıyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Birinci söyledikleri aklında kalıyor. Dolayısıyla da insanlar buradan güç olarak saldırıyor. İşte aslında orada satır arasında okumamız gereken mesele açık. Sayın Cumhurbaşkanı bu memleketin sahibi benim diyor. Dilediğime kaldırım, dilediğine git derim demokratik hiçbir kurumun işlemesiyle ilgili hiçbir şekilde yetkiyi paylaşmam diyor. Yasalara dair de tutumu böyle, kişilere dair de böyle, kurumlara dair de böyle. Yarın bir gün Sayın Cumhurbaşkanı mesela kendisi bir başka durumla karşılaşsa, herhangi bir davada, herhangi bir anlaşmazlıkta hukuka gitmek zorunda kalsa ya da Türkiye'de değil de uluslararası mahkemelerde bir ihtilafa düşse, Türkiye'nin çıkarlarını savunmak durumunda kalsa, böylesine tek başına ve buyurgan ve sert bir tutum takınabilir mi? Hayır. O halde bu söylemin en çok da Sayın Cumhurbaşkanı'nın özen göstermesi bir yerden, gerektiği bir yerden yanlış olduğunu mutlaka anımsatmamız gerekiyor. Biz görevimizi yapalım. Neden? İşte Türkiye'nin büyük bir derdi, büyük bir belası. Pek çok insandan bana da şikayet geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Burhanettin Bulut Bey, Türkiye'de kanser ilericinden tutun da önemli önemsiz tüm kalemlerde ilaç yokluğu yaşanıyor dedi ve haklı. Ben bugün eczacılarla e, bir araya geldiğimde ki sıkça e, bir araya geliyorum tanıdığım arkadaşlarım var çokça var e, bizim eczane, eczanede e, yani hemen bizim apartmanımızın yanındaki eczanede sevgili dostum Kazım Aykanatı da buradan e, analım. Kazım'la da konuşuyorum. Şu anda sektörde de bir yönetici durumunda. Kazım, arkadaşlarının mesleki durumlarını bana anlatırken geçen haftaki ya da evvelki haftaki saldırıdan da söz açmıştı. Sağlık çalışanlarının tamamını bir bütün olarak algılarsak nöbette olan bir eczacıya, görevi başındayken istediğini alamayan bir saldırgan tarafından şehrin ortasında şiddet uygulanıyor ve bu uygulanan şiddet karşısında adaletin tesis edilip edilmeyeceği bilinmiyor bile. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? Halk yararına bir iş yapıyorsunuz nihayetinde. Tek başına ticari olarak algılanamaz ve siz bir hanımefendisiniz. Bu bir beyefendi için de geçerlidir. Birisi geliyor ve diyor ki kardeşim bana şu ilacı ver. Eczacı diyor ki o ilaç yok. Karşınızdaki insan eczacının bu durumda sanki ilacı gizlemiş gibi davrandığını düşünüyor. Ya da acil bir ihtiyacı var. Nasıl yok diye kafa göz dalıyor. Şimdi o eczacı devletten tahsil edemediği paralarına mı yansın? Dükkanın içerisinde dayak yediğine mi yansın? Giderek artan maliyetler karşısında sürdürülebilir meslek kolunda olmadığını mı düşünsün? Kotalar vesaire yüzünden halkın ihtiyaçlarını karşılayamadığı için üzüntüsünden mi söz etsin? Neden söz etsin? Pahalı fiyatlardan dolayı önündeki insanların perperişan hale düşmesinden mi söz etsin? Neden mi söz etsin? Neden, söz etsin? neden söz etsin? Açık söylüyorum. Bu insan bu durumda ve siz... Bunu ideolojik olarak yani bir düşünsel varlık, bir yaşam biçimi olarak değerlendirmediğiniz için şunla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte de oradan eczacı ve hasta arasındaki bir kavgaya, bir ağız dalaşına ya da şiddete doğru gidiyor. Soru şu, peki bu neden oluyor? Çünkü Türkiye kendi ilaç sanayini çoktan tasfiye etmiş durumda. Türkiye bilimde geri kalmış durumda. Tamamen dışa bağımlı. O yüzden de dolar meselesinde özellikle euro ve dolar meselesindeki kayıplar ilaç firmalarını ikna etmiyor. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bir ilaç için ortaya koyduğu bedel artık karlı değil. E demek ki piyasa ekonomisinin koşulları her yerde sizi esir almış oluyor. İşte bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Burhanettin Bulut Bey de bunu tekrar gündeme getirmiş oluyor. Ben de bunu yaşıyorum. Ee, bazı ilaçlar piyasadan çekildiği için şimdilik muadilleriyle idare ediyoruz. Ama yarın o muadilleri de piyasadan çekilirse, bazı hastalıklarda o ilaç alınamadığı, bulunamadığı takdirde insanlar ölebilir, aklını kaçırabilir. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Sayın yetkililer, Sayın Bakan, özellikle siz Sayın Bakan, ana muhalefet liderine hiçbir siyasi konumunuz olmamasına rağmen tırnak içinde laf yetiştirmek yerine bu sorunları hızlı çözmek durumunda değil misiniz? Neden siyasi bir e, konumda değilsiniz diyorum. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Çünkü siz seçilmiş değilsiniz. E, dolayısıyla hem atanmışsınız, hem de kendisi istifa etme kabiliyetinde bile olmayan bir bakanlar kurulunun üyesisiniz. Tablo buyken, gerçekten insan elde olmadan ne yapmak istiyor? Bir bella vermek istiyor. 40 saniye su içeceğim. Ardından bir başka dosyaya gideceğiz. Peki ya avukatların durumu nedir diye konuşmaya başlayacağız.